Mevlam'ın selamıyla. Bazı peygamberler kısa ömür sürdüler. Kısa ömre korkunç büyük bir hayat sığdırdılar. Bazıları uzun yaşadı. Uzun hayatlarında, çok uzun hayatlarında iman eden bir yürek bile bulamadılar. Bazı peygamberler var ki mahşere geldiklerinde yanlarında iman eden bir adam bile olmayacak. Mahşer günü peygamberler sıra sıra geçecekler, dizi dizi. Göreceksiniz nur gibi bir sima. Ama ne yazık ki arkasında bir adam var. Belki 400 sene yaşamıştır o peygamber, bir kişi iman etmiştir. Bazı peygamberler gelecek arkasından 10 kişi. Bazıları gelecek arkası bomboş. 100 sene boyunca bir insan bile inanmamıştır. 120 bin peygamber sükun edecek. Adım adım yürüyecekler. Mahşerin önüne gelecekler. Mahşer gününde yüzü en aydınlık olanlar o peygamberlerdir işte. Sonra büyük peygamberler gelecek. Hazreti Süleyman gibi, Hazreti Davud gibi, Hazreti Yusuf gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi peygamberler gelecek. Sonra Hazreti Muhammed Mustafa en son gelecek. Büyük şefaat için. Şöyle nasıl ifade edeyim rakamlarla mahşeri ki, dünyadaki kumdan daha fazla insan olacak. Nihayetsiz bir alan, ucu yok, bucağı yok. Orada insanlar öbek öbek, cemaat cemaat mahşeri bekliyorlar. Kimin hakkında ne karar verilecek? O gün oraya geleceklerden biri, kelimsiz yani vücudu zayıf, kısa boylu, mavi gözlü, ince bacakları, saçları dökülmüş, sesi çok güzel olan bir peygamber. Onun için Davud diyorlardı. Davud aleyhisselam gelecek. Davud peygamber yaşadığı 100 yılın tümünü imanla doldurmuş, Allah'a yalvarışla doldurmuş bir büyük peygamber, bir sadık. Allah'ın huzurunda başını bir defa dahi göğe kaldırıp bakmamış bir peygamber. Kudretin, kuvvetin, saltanatın ve otoritenin tümünü bünyesinde barındırılmış hem imparator hem peygamber, iki vasfı beraber, hem Davud hem Süleyman, oğlu da öyle. Hazreti Davud aleyhisselam 100 yaşına geldiğinde bir gün ellerini açıyordu, diyor ki Allah'ım ömrüm uzadı artık, ölüm gelse beni alsa yeter artık, huzura tertemiz gideyim. Yüce Allah Davud aleyhisselamın ölüm hükmünü vermişti. Davud aleyhisselam bir gün evinin içinde yabancı bir adam gördü. Birdenbire sinirlendi Davud. Kapıları kilitlermiş Hazreti Davud. Ailesi çok düşkündü. Onun için böyle her tarafı kilitlerdi kapıları içerideyken. Birdenbire o adamı görünce Hazreti Davud dedi ki sen kimsin ey delikanlı? Buraya nasıl girdin sen? Delikanlı dedi ki ben istediğim yere girerim. Kapılar var dedi, kapıları tanımam. Müsaade yok, müsaade dinlemem. Ne imparatorlar, ne krallar, ne saltanatlar, ne korumalar bana engel olamaz. İşte o an Hazreti Davud aleyhisselam onun ölüm meleği Azrail aleyhisselam olduğunu anladı ve öyle dedi. O zaman sen dedi Azrail'sin dedi, ölüm meleğisin dedi. Hazreti Azrail diyordu ki evet ben ölüm meleğiyim. Hazreti Davud diyordu ki hoş geldin. Allah'ın izniyle yanımıza hoş geldin. Sen bir görevle mi geldin? Yani ölüm için mi geldin yoksa bana bir mesaj mı vereceksin? Hazreti Azrail diyordu ki Davud Nebi, biz mesajla gelmeyiz, can almak için geliriz. Ben canını almak için geldim, ölüm için geldim.
Hazreti Davud dönüyordu ölüm meleğine, diyordu ki Azrail aleyhisselama, bana daha önce niye haber vermedin sen? Geleceğini niye bana söylemedin? Hazırlansaydım ben. Eğer bana demiş olsaydın tedbirimi alırdım bazen, diyor. Bari, diyor Hazreti Davud, ölüm meleği diyecek ki Davud, ben seni haberdar ettim. Geleceğimi sana söyledim ben. Uğradım sana. Hazreti Davud diyordu ki sen bana uğramadın. Ne zaman bana uğradın ki diye söylediğinde, hangi haberciyi bana gönderdin diye sorduğunda, Azrail aleyhisselam diyordu ki Davud aleyhisselama, baban İsa nerede? Annen hani nerede? Kardeşin nerede? Komşun falanca nerede? Hazreti Davud aleyhisselam duruyordu. Tek tek sayıyordu. Falanca nerede? Filanca nerede? Hazreti Davud diyordu ki öldü hepsi. Onlar hepsi benim mesajımdı sana, diyordu. Hepsi onlar benim habercim. Ben böyle konuşurum, diyordu Ezrail. O zaman şu anda ekran başındaki kardeşlerime söylüyorum. Ezrail sizinle de konuştu. Annen vefat etti değil mi? Ellerinin arasından kaydı bir an. Akşam beraber yemek yiyordun annenle. Sonra birdenbire sofraya düştü ve kaldı. Diyordu ki anne, hazırlıksız gittim, bıraktım bizi. Ezrail seninle konuşuyordu. Anneni aldım, seni haberdar ediyorum, diyordu. Babam birdenbire bir trafik kazasında gitti değil mi? Görüyordun, savruluyordun, sarsılıyordun, ağlıyordun babam, diyordun. Halbuki babandan çok kendine ağlaman lazımdı. Çünkü Ezrail şimdi oradaydı, oraya dokunmuştu elleriyle. Onun için bir hadiste öyle diyor, Ezrail'in dokunmadığı, günde 5 vakit dokunmadığı hiçbir aile yoktur. Gelir ve dokunur, şöyle bir teyit geçer. İşte şurada biri düştü, öldü. Şu balkondan biri düştü. Düşen aslında sensin, farkında değilsin sen. Sana haberci geldi, böyle geldi, değdi ve gitti. Dokundu ve gitti, rüzgarı değdi sana, farkında değilsin. Çünkü dünyaya o kadar dalmışsın ki, dünyanın içindesin ki o kadar. Senin derdin, yarın hangi makama geleceksin, hangi mevkiye, kimin ayağını kaydıracaksın, ne kadar para kazanacaksın, ne kadar kar edeceksin, sen bunun hesabındasın. Ezrail ise seni gözetliyor, sana yarın gel bakalım zamanın geldi demek için. Heyhat, ne kadar aldandık, ne kadar aldanıyoruz biz. Yakışmıyor bize bu. Allah'a hazırlanmak lazım. Bu dünyaya ebedi gelen, ebedi kalmak için gelen olmadı ki hiç. Dünya ebedi yer olsaydı vallahi Hazreti Muhammed vefat etmezdi. Dünya ebedi yurt olsaydı Hazreti Musa ölmezdi. Hazreti İsa göğe kalkmazdı. Hazreti Davud aleyhisselam dedi ki peki benim ruhumu alacak mısın? Evet dedi. Ben insem aşağıya dedi Davud peygamber. Mihraptaydı. Hazreti Davud mihrapta. İnecek. Azrail dedi inemezsin aşağıya. Dostlarımla görüşeceğim, vedalaşacağım dedi Davud peygamber. İnemezsin Davud. Vedalaşamazsın. Hazreti Davud diyordu ki bu kadarına müsaade yok mu? Bu kadarına müsaade yok, diyordu Ezrail. Neden, diyordu Davud? Nefeslerin sayılı Davud, diyordu. Aldığın her nefes ölümüne haberci. Konuşamazsın, görüşemezsin, vedalaşamazsın. Vedalaşamadan gidenler gibi, konuşamadan gidenler gibi, söyleyeceği son cümleyi söylemeden, söyleyemeden gidenler gibi gideceksin sen de. Hazreti Davud aleyhisselam duruyordu. Sonra diyordu ki o zaman secdeye varayım. Bulunduğum merdivende, bulunduğum katta, bulunduğum şurada secdeye gitsem mi? Müsaade var mı secdeye? Ölüm meleği diyordu evet. Secde yapabilirsin, müsaade var. Hazreti Davud aleyhisselam 100 yaşında bir büyük peygamber, dizlerini yere çöküyordu, çöktürüyordu ve sonra
başını namaz kılarcasına secdeye koyuyordu. Hazreti Azrail aleyhisselam sırtına dokunuyordu. Davut'un ruhunu alıyordu. Subhanallah. Bu bir peygamber. Allah'ın bir peygamberi, hem de büyük peygamberlerden, muktedir peygamberlerden bir peygamber. Ama ona bile bir saniye özel tasarruf yok. Ona bile özel muamele yok. Azrail aleyhisselam ne kadar büyük. Çünkü onu gönderen çok büyük, muktedir bir Rabbin, kudretin, gücün, bütün otoritenin, bütün hakimiyetin tek sahibi olan bir Allah'ın elçisidir Azrail. Onun gücü ve kudreti tamamen Allah tarafından planlanmış. Dinlemiyor. Vur dediği anda vuruyor. Gariptir bu. Davut aleyhisselam vefat etti. O kefenlendi oğlu Süleyman tarafından. Hazreti Süleyman bütün kuşlara diyordu ki, babamın üstünü örtün. Gökteki bütün kuşlar yere iniyorlardı. Milyonlarca kuş Davut peygamberin vücudunun üstünü örtüyorlardı. Ve sonra Hazreti Davut aleyhisselamı gömüyorlardı. Bir şey söyleyeyim sizlere. Çok ilginç bir şey. Allah Resulü zamanında şu örnek gönlünüzde çok sorunun cevabı olacak. İnanıyorum ki çok sorunun cevabını bu anlatacağım şeyde bulacaksınız. İki ihtiyar vardı, mukadan, iki sakat insan, bir kadın bir erkek. İki sakat vardı. Bir de bu sakatların bir oğlu vardı. Oğul güçlü kuvvetli. Baba sakat, ana sakat, ikisi de sakat. Camiye gelmek istediklerinde 5 vakit camiye geliyorlardı. 5 vakit sakat olmalarına rağmen çocukları önce babasını getiriyordu sırtında. O gün araba yok, bir şey yok. Sırtına atıyordu babasını, camiye koyuyordu. Sonra anasını getiriyordu sırtında. Bütün Mescid-i Saadet o delikanlıyı tanıyordu, Medine Mescidi Resulullah'ın döneminde. Sonra bu delikanlı namaz bittikten sonra, cemaatle kılındıktan sonra önce annesini eve bırakıyordu sırtında, sonra babasını bırakıyordu. Yıllarca iki ihtiyarı mescide taşıdı bu çocuk. Genç bir delikanlı, güzeller güzeli bir delikanlı. Yıllarca babasını ve annesini camiye taşıdı. İkisini camiye taşıyordu. Yıllar yılı Resulullah'ın mescidinde, Resulullah'ın arkasında namaz kılmak için. Ve sonra günlerden bir gün geldi. Hazreti Peygamber o iki ihtiyarı görmez oldu. O ihtiyar adam yok. Kadınlar bölümünde de ihtiyar kadını yok. Delikanlı da görmez oldu peygamberimiz. Bir ara öyle söyledi. Eynel mukadan, bu iki sakat nerede dedi. Göremiyorum onları. Birkaç gündür namazda yoklar. Çünkü camide biri olmadı mı Resulullah soruyordu. Camideki şu adam nerede diye merak ediyordu. Sahabi dediler ki, İbn-i Humammad, oğulları öldü ya Resulallah. İki ihtiyar yaşıyor, iki sakat, bir kadın bir erkek yaşıyorlar. Ama genç delikanlı öldü ya Resulallah. Bir gam bulutu bir an Medine'de şöyle bir sallanır durur. Hazreti Resulullah bir an duraksar, fahri kainat öyle mi der? Oğulları mı öldü? Evet der. Bu iki ihtiyar yalnız mı kaldı? Tek başlarına mı? Evet ya Resulallah. Kimseleri yok mu? Yok ya Resulallah. Hiç bakacakları kimse yok. İki ihtiyar kendi başına kaldı. Çocukları genç delikanlı vefat etti. Duruyordu, duraksıyordu. Derinlere dalıyordu. Sevgi sultanı
çok derinlere doğru dalıyordu. Sonra başını kaldırıyordu. Şöyle altın harflerle insan kaderinin çizgilerini belirleyen o muhteşem hadiseyi özetler anlamda altın harflerle yazılacak şu cümleyi söylüyordu. Şayet Allah birinin hürmetine birinin ömrünü uzatsaydı, bu iki sakat hürmetine oğullarının ömrünü uzatırdı. Ya Allah birinin hürmetine birinin ömrünü değiştirmiş olsaydı, bu iki sakatın hürmetine oğullarının ömrünü uzatırdı. Lakin karar geldi mi değişecek bir şey yoktur diyordu. Allah'ın Resulü dönüyordu. Sevgililer sevgilisi, çok uzaklarda olan sevgili yar dönüyordu sahabiye. O iki ihtiyarla ilgilenin diyordu. Sen vardın ey Nebi, kainat güzeldi. Sen vardın, rahmet vardı. Sen vardın, ışık vardı ışık. Yürekler apaydınlıktı. Kainat bir güneş gibiydi. Bütün karanlıkları örtmüş ve kaldırmıştın. Sen vardık, seni tanıdık. Kainatı anladık. Hedefi vurduk hedefi. Tam merkezinden vurduk. Ve bütün peygamberleri seninle sevdik. Elhamdülillah ki onun bereketi üstümüzde, onun rahmeti üzerimizde. Bu Davud peygamberin işte bir oğlu var, Süleyman. Müthiş bir zeka. Hazreti Süleyman babasının zıttına uzun boylu, iri yapılı, beyaz tenli, son derece güçlü bir otoriter. Hatta bir gün babasına biri gider ve bir fetva sorar, bir kadın. Bir adam der ki, benim arazime komşumun hayvanları girdi, arazimi yediler. Ne yapalım? Hazreti Davud dinler onları. Hazreti Davud der ki, bahçe senin, yani davar sahibine der ki, bahçe senindir, hadi gidiniz. Bu ikisi yana yakıla giderken Hazreti Süleyman onları görür, ne oldu der. Böyle bir karar verdi baban derler. Benim hayvanlarım falancanın bahçesine girdi, bütün onları yedi. Senin baban da şöyle karar verdi, hayvanları bahçe sahibine ver. Hazreti Davud, Hazreti Süleyman der ki, ben babamın yerinde olsaydım böyle karar vermezdim. Bunu duyunca Hazreti Davud der ki oğluna, gel bakayım Süleyman. Hazreti Süleyman yaşı 10 yaşında. Der ki, oğlum sen karar ver. Hazreti Süleyman der ki, baba ben karar verseydim şöyle derdim. Bu adama derdim ki, yani bahçenin sahibine, bahçeni yap, hayvanları al, hayvanların etinden sütünden yararlan, bu ara bahçeyi de dik, ürün verecek hale gelinceye kadar bahçende uğraş, ama bu arada da bu hayvanların sütünü ve bütün hayvanın postu ve işte tüyleri senin olsun. Bahçeni normal hale getirince hayvanları iade edersin, bahçene oturursun. Hazreti Davud baktı oğluna, maşallah oğlum dedi, karar senin gibidir, fetvamı geri çekiyorum, oğlumun fetvasına göre hareket edin dedi. Süleyman peygamber, şunu söyleyeyim, Hazreti Süleyman kurduğu orduyla yeryüzünün en değişik ordusunu kurmuştur. Allah Hazreti Süleyman'dan başka hiç kimseye böyle bir ordu vermemiştir. Süleyman peygamberin ordusu içinde cinler var, azgın cinler var, şeytanlar var, kuşlar var, hayvanlar var, rüzgar var. Allah bütün bu güçleri Hazreti Süleyman'ın gücüne, iktidarına, kontrolüne vermiştir. Bir gün şöyle bir hadise olur, bu Hazreti Süleyman'ın tanınmasına büyük vesile olur. Süleyman peygamber. İki kadın çocuk doğururlar, aynı yaşta. Bu iki kadın bir gün geziye çıkarlarken
çocukları da oynuyor. Kurt gelir. Kurt bu iki kadından büyük olanın çocuğunu kapar gider. Koşar ama kadınlar kurt çocuğu götürür yer. Kurt çocuğu yiyince büyük kadın der ki o küçük kadının oğluna bu benim çocuğumdur. Kadın der hayır benim çocuğum senin çocuğunu kurt götürdü. Büyük kadın kötülük yapar, sahtekarlık yapar. Küçük kadının elindeki çocuğu almaya çalışır. O çocuk benim, bu çocuk senindir derken anlaşamazlar. Ve beraberce Hazreti Süleyman Aleyhisselam, Hazreti Davud Aleyhisselam'ın yanına giderler. Peygamber Davud'un yanına hüküm ver derler. Hazreti Davud iki kadını da dinler. Dinledikten sonra Hazreti Davud der ki çocuk büyük kadınındır, ona verin. Küçük kadına der ki senin çocuğunu kurt parçalamış. Hadi gidin bakalım. Giderler. Küçük kadın ağlayarak sızlayarak gider. Yolda Hazreti Süleyman'ı görürler. Hazreti Süleyman der ki ne oldu sizde? Durumu anlatırlar. Özellikle küçük kadın der ki benim oğlumu baban şu kadına verdi. Halbuki kurt onun çocuğunu kaptı. Bu benim çocuğumdur der. Hazreti Süleyman Aleyhisselam babasına gider. Baba hüküm böyle değil der. Keşke böyle karar vermeseydin. Davud peygamber oğluna der ki hani boynuz kulağı geçer ya. Oğluna der ki evladım sen nasıl karar verecektin? Müsaade ediyor musun baba bana? Müsaade senindir kararı ver der. Hazreti Davud o iki çocuğu çağırır. İki kadını çağırır. Çocuğu da ortaya koyar. Der ki doğru söyleyin bu çocuk kimin? İkisi de benimdir der. Büyüye sorar. Bu çocuk kimin? Benimdir vallahi der. Küçüğe sorar. Billahi benimdir çocuk der. İkisi de çocuğun üzerine atlıyorlar. Hazreti Davud bakar. Der ki bana bir bıçak getirin. Keskin bir bıçak. Bir bıçak getirirler Hazreti Davud'a. Hazreti Davud Hazreti Süleyman'a. Hazreti Süleyman ayağa kalkar. Herkes bakıyor ne yapacak. Tutar Hazreti Süleyman çocuğun elinden. Oradaki birine de der ki bana yardıma gel. Ne yapacaksın diye sorarlar Hazreti Süleyman'a. Hazreti Süleyman der ki bu çocuğu ikiye böleceğim. Yarısı büyük kadının yarısı küçük kadının. Madem paylaşamıyorlar ben kararımı verdim. Bu çocuğu ikiye böleceğim der. Bunu duyunca küçük kadın hemen fırlar. Der ki hayır hayır bir şey yapma ona. O benim çocuğum değil ötekine ver. Annelik. Hazreti Davud Süleyman döner der ki çocuk küçük kadınındır. O çocuğunun ölümüne müsaade etmek istemedi. Çocuğum yeter ki yaşasın başka kadın da olsun dedi. Bu kadın doğrudur ona verin çocuğu. Büyük kadına dedi sen yalancısın çek ve git. Süleyman peygamber müthiş bir otorite, müthiş bir zeka, Allah'ın vermiş olduğu fetaneti zekayı bütün kudretiyle şahsında toplayan o büyük Allah'ın büyük peygamberi. Sonra yüce Rabbim ona peygamberlik nasip etti. Hazreti Süleyman aleyhisselama ve sonra yüce Allah Hazreti Süleyman'a iktidar vermesine rağmen Hazreti Süleyman başını bir gün bile yerden semaya kaldırmamıştır. Ama Hazreti Süleyman'ın ve Hazreti Musa'nın ortak bir tarafı var. Bu iki peygamber zamanında da sihir ve cinler ön plandadır. Bir cin devleti özellikle Hazreti Süleyman zamanında bir cin iktidarı vardır. Hazreti Süleyman rüzgarla hareket ederdi. Rüzgara binerdi. Nasıl yani? Şöyle bir yere gidecek, bir ayağını atar, kendini boşluğa bırakırdı Hazreti Süleyman. Rüzgar gelirdi, Hazreti Süleyman'ı alıp götürürdü. Bugünkü uçak gibi sanki rüzgar aleyhisidir, onun emrindeydi. Cinler onun kontrolündeydi. Cinlerle büyük binalar yapıyordu cinleri kullanarak. Cinleri kullanarak Hazreti Süleyman
büyük leğenler yapıyordu. Korkunç leğenler. Ve o leğenlerde on binlerce insana yemek veriyordu. Müthiş bir ordusu vardı. Yeryüzünde eşi benzeri görülmemiş bir imparatorluk ve bir güç kuruyordu. Hatta Hazreti Süleyman'ın bir özelliği vardı. Rüzgar ona her yerde konuşulanı getiriyordu. Kulağı duyuyordu. Her konuşulanı duyuyordu. Bir gün rüzgarla giderken Hazreti Süleyman Aleyhisselam bir çiftçinin konuşmasını duydu. Çiftçi dedi ki, şu Davud'un oğlunun gücüne bak. Allah nasıl bir otorite vermiş ona. Hazreti Süleyman dedi ki, rüzgara beni indir aşağıya. İndi aşağıya. O çiftçiye dedi ki, sen benim halime imreniyor musun? Adam dedi, evet. Sana bir şey söyleyeyim mi? Senin bir defa la ilahe illallah demen benim bu iktidarımdan daha önemlidir dedi. Bir defa Allah'ı anman benim bu iktidarımdan çok daha önemlidir diyordu. Hayvanlarla konuşuyordu o. Hayvanların sesini duyardı. Hayvanların kendi aralarındaki konuşmaları duyardı Hazreti Davud, Hazreti Süleyman Aleyhisselam. Eliyle su serptiğinde kurak dağlar yeşile dönerdi anında. Hazreti Süleyman suyu yakardı, suyu ateşe çevirirdi. Böyle bir gücü vardı. En sert madenleri bir hamur gibi yoğururdu. Kuşların konuşmalarını dinlerdi. Kuşların kendi aralarındaki o şakırdamaları var ya kuşların, kimin ne söylediğini anlardı. Kuşlar kendi aralarında konuşuyorlar. Kedi miyavlıyor. Aslında konuşuyor. Biz anlamıyoruz da kedinin miyavlamasından miyavlamasına fark etmiyor mu? Köpeğin havlamasından havlamasına fark etmiyor mu? Tavus kuşu konuşurken öyle dermiş yani öterken. Cezalandırdığın gibi cezalandırılırsın. Tavus kuşu öyle dermiş. Nasıl cezalandırıyorsan bir gün aynen o şekilde cezalandırılacaksın. Hüt öterken öyle diyormuş. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Men la yerham la yurham. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Hüt öyle söylüyormuş. Kendi lisanıyla. Göçeyen kuşu öterken şöyle diyormuş. Allah'tan af ve mağfiret olunmanızı isteyin. Ey günahkar olanlar. Ey günah işleyenler, Allah'tan dileyin ki Allah sizleri af ve mağfiret eylesin dermiş. Kaya kuşu şakırdarken ve konuşurken şöyle dermiş. Her canlı ölecek, her yeni eskiyecek. İyi ki kuşların dilini anlamıyoruz değil mi? Eğer kuşların dilini anlasaydık hayat daha zor hale gelecek. Kırlangıç ne dermiş biliyor musunuz? Hayırdan ne yaparsınız onu bulursunuz. Kırlangıç konuşurken öyle dermiş. Hazreti Süleyman bütün bunları anlıyordu. Güvercin şöyle ses çıkarırmış. Gökleri ve yeri dolduran Rabbimi noksan sıfatlardan tenzih ederim. Güvercin konuşurken güvercin güzelliğiyle. Hani kuş beyinli diyorlar ya. Kuşun beyni gerçekten büyükmüş, küçük değilmiş. Ahmak olan kişiler için kuş beyni diyorlar da yanlış söylüyorlar. Kumru öyle dermiş. Subhane Rabbiyel A'la, en yüce olan Allah'ı tenzih ederim, tesbih ederim diyormuş. Her kuşun bir sesi vardır ve her kuşun bir derdi vardır. Hazreti Süleyman bütün bunları biliyor ve bütün bunları anlıyordu. Hazreti Süleyman Aleyhisselam Mescid-i Aksa'yı yapan, devam ettiren ve Kabe-i Muazzama'ya, Kabe'ye elbise giydiren peygamberdir. Hazreti Süleyman Aleyhisselam bir gün ordusuyla giderken Süleyman karıncaları görür. Karıncalar üzerinden geçmek üzereyken baş karınca der ki Hazreti Süleyman için, ey karıncalar kenara çekilin, Süleyman ve ordusu sizi ezip geçmesin.
Hazreti Süleyman bunu duyunca yanına çağırır karıncaların liderini, der ki gel bakayım, benim zulmet edeceğimi mi zannediyorsun? Karınca der ki hayır Süleyman peygamber, ben dedim ya karıncalara, Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezebilir. Ben bu nedenle bunu söyledim. Senin zulmetmeyeceğini ben iyi biliyorum, der karınca. Sonra karınca şöyle bir ders verir Hazreti Süleyman'a, der ki baban Davut isminin niye konulduğunu biliyor musun? Neden diye sorunca, o kalp yarasını, Hazreti Davut kalp yarasını tedavi etsin diye ona Davut söylendi. Sonra Süleyman'a der ki senin adının anlamını biliyor musun? Süleyman ne demektir? Hazreti Süleyman hayır deyince şöyle diyecektir: sen baban Davut gibi çok muttaki oluncaya kadar Allah sana güç versin demektir. Sonra şöyle dedi, şöyle ifade etti: Allah'ın sana rüzgarları niye Süleyman'ı dinleyin diye emrettiğini biliyor musunuz? Hazreti Süleyman der ki rüzgara niye bana itaat etsin diye emredildi? Karınca der ki Allah şunu demek istedi: dünya bir rüzgar, bir yel gibi gelip geçicidir. Süleyman, rüzgara bel bağlama, dünyaya bel bağlama. Bugün var, yarın yok. Hazreti Süleyman bakar karıncaya, sen benden daha çok şey biliyorsun. Bir gün bir karınca görür, sırt üstü uzanmış karınca ve ayak üstüne ayağını atmış, dinleniyor. Hazreti Süleyman karıncaya der ki sen, der, kendi geleceğinden emin misin ki böyle rahat oturuyorsun? Karınca der ki sana değil Allah'a güvendiğim için eminim diyecektir. Karıncalar, kuşlar, böcekler böyle bir hayat ve Hazreti Süleyman aleyhisselam tümünden ders alıyor ve bize ders bırakıyor. Yıllar önceydi, Uşak'taydık. Bir yol açılsa da gitsem, Kabe'ye yüz sürsem dedi ya Mustafa hocam, Abdullah hocam ve Nizamettin hocam dediler ya, beni çok uzak yerlere götürdüler. Yıllar önce 1976'da İmam Hatip Okulu Uşak'ta son sınıf öğrencisiyim. İlahiyatı kazanmışım, Ankara'ya gideceğim. Hac mevsimidir. İnsanlar Uşak Merkez Camii'nin orada toplanmışlar. O zaman uçaklar az. Rahmetli babam Uşak müftüsü o tarihlerde. Uşak il müftüsü. Otobüsler hazırlanmış. 7 otobüs gidecek Uşak'tan. İnsanlar öbek öbek gelmişler. Cemaat yolcu edecek gidecekleri. Gidenler ben 300 kişi ise şayet, yolcu etmeye gelenler 2000 kişi, 3000 kişidir. Orası böyle insan kaynıyor. Biz de babamızı göndermeye gelmişiz. Babamız gidecek görevli olarak, yolcu etmeye güle güle demeye gitmiş gelmişiz. El öpenler, benim selamımı iletin diyenler vardı. Ağlayanlar vardı hacı, her hac yolcu edişinde ağlayanlar gibi ağlayanlar vardı. Gönülden gidenler vardı. Hakikaten acaba görebilecek miyim Medine'ye kadar, Mekke'ye kadar ömrüm olacak mı diye için için yalanlar vardı. Kalbi hakikaten kaynamış olanlar vardı. Gidiyorlardı. Ama ben şöyle bakarken bir ihtiyar gözüme çarptı. Bir ihtiyar, 80 yaşında bir adam. O benim dikkatimi çekti. İki büklüm bastonuna dayanmış, oraya doğru gidiyordu. Şöyle otobüsün arkasında dolaşıyor. Sanki kimse yolcu etmeye gelmemiş. Bir tanıdığı yok, kimsesi yok sanki. Sanki öyle görünüyor. Garip bir amcaydı. 80 yaşlarında, iki büklüm, sakalı uzun. Elimde bir baston var. Bastona dayanmış. Bir tekerleğin orada duruyordu. Dikkat ettim. Eliyle otobüsün tekerleğine sürüyor elini. Tekerleğe sürüyor, yüzüne sürüyor. Tekerleğe sürüyor, yüzüne sürüyor. Anladım ki gidemiyor. İmkanı yok belki ama gidemiyor ya. Ama o tekerlek gidecek oraya.
Mekke'ye dokunacak o tekerlek. Mekke'nin yolunda, Medine'nin yolunda dönecek ya. O tekerlek Medine'ye gireceği için, belki Mekke'ye gidecek diye o tekerlek elini tekerleğe sürüyor, sonra yüzünü sürüyordu. Hiç unutmadım o hacı amcayı. O ne bir aşktı ama, o nasıl bir sevda. İnanıyorum ki o sevda gidebilenlerin çoğundan çok daha makbuldür. Tıpkı Malatya'nın bir köyündeki hacı amca gibi, bir umredeyken bana anlattılar. Çok gariptir. Umredeki kaldığımız oteldeki kalanlardan biri, Malatya'nın bir köyünden, dediler ki hocam, hacı amca size hanımını şikayet edecek. Bir ailevi problem var, konuşmak istiyorlar. Mekke-i Mükerreme'deyiz. Daha geçen sene veya 2 sene önce. Dedim ki tabii ki konuşuruz, gelsinler. Geldiler. Tertemiz bir hanımefendi. 70 yaşlarında. Nur yumağı bir kadın. 60-70 yaşlarında. Kocası da öyle. Dedim ki hacı efendi, bu kadını neyin şikayet edeceksin sen? Bu kadın sana ne zarar verebilir deyince, hocam karımın bir özelliği var dedi. Onu şikayet ediyorum. Sizi dinler, ne olur Allah aşkına yapma bunu de. Dedim ki nedir söyle hacı bey. Dedi ki hocam 20 senedir, 20 yıldır hac mevsimi geldiğinde benim karım, yani Mekke'ye Medine'ye gelecek paramız yoktu. Biz gariban insanlarız. Benim karım şöyle bir sehpa, dörtgen böyle kare bir sehpa, bir masayı evinin ortasına koyar. Hacılar haçtan dönünceye kadar bir ay boyunca, günde 2 saat boyunca o kare olan kanepenin etrafında lebbeyke diye dönmeye başlar. Ben diyorum ki hanım niye dönüyorsun? Bura Kabe değil, Kabe Mekke'de. Kadın diyor ki benim param yok, gidemiyorum, yüzüm kara. Ben nasıl Resulullah'ın huzuruna gireceğim? Senin Mekke'ne dokunamadım diye, Kabe'ne dokunamadım diye. Ben de burada o niyetle döneyim. Belki Allah kabul eder. Dedim ki karışma ona. Bundan sonra dönmez. O Kabe'yi gördü nasılsa, Mekke'yi. Görüyor musunuz nasıl yanık ciğerler? Nasıl bir sevda ile sevmişler? Onun için yollar bir açılsa bir gitsek, dokunsak Kabe'ye, geldim ey Beytullah desek, o yollarda bir karınca misali yetişemezsin. Yetişemezsem de o yola giderken ölürüm ya. Hazreti Süleyman gibi. Bir gün Azrail Süleyman peygambere vuruyordu. Hazreti Süleyman'ın yanında bir adam vardı. Benle Mustafa hocam gibi. Azrail adama şöyle bir ters bakıyordu, sonra gidiyordu. Süleyman peygamberin yanındaki soruyordu Süleyman peygambere, kimdi senin yanındaki? Hazreti Süleyman diyordu ki o Azrail'dir, ruhları alan. Adam diyordu ki bana çok ters baktı, benim hakkımda iyi düşünmüyor herhalde. Yoksa beni alacak mı, ölecek miyim deyince, Hazreti Süleyman bilemem dedi, Allah bilir. Adam rica etti Hazreti Süleyman'a, ne olur dedi, rüzgar seni dinliyor. Ne istiyorsun dedi Süleyman peygamber. Rüzgara emret beni Hindistan'a atsın. Beni uzaklaştır buradan, şu Yemen illerinden beni uzaklaştır, uzaklara at. Ezrail beni bulamazsın. Uzaklara gideyim, beni göremezsin burada. Hazreti Süleyman insanları kıramazdı. Çok yumuşak ruhluydu. Rüzgara emretti, bu adamı Hindistan'a gönderdi. Rüzgar aldı adamı Hindistan'a gönderdi. 2 gün sonra Hazreti Ezrail yine uğradı Hazreti Süleyman peygambere. Konuşurlarken Hazreti Süleyman Ezrail'e dedi ki, 2 gün önce geldiğinde yanımda biri vardı. Sen niye ona ters baktın öyle? Adamın ciğerine indi korkudan. Sen gittikten sonra bana dedi ki beni uzaklara gönder. Onu ta Hindistan'a gönderdim senin korkundan. Adamı niye ürküttün deyince Azrail aleyhisselama,
Azrail aleyhisselam dedi ki doğrudur. Ona ters baktım ben. Niye ters baktın ona? Çünkü Allah bana demişti ki 2 gün sonra onun ruhunu Hindistan'da alacaksın. Ben adamı senin yanında görünce hayret ettim. Bu adamın burada değil Hindistan'da olması gerekiyordu. Bu adam burada ne arıyor diye hayret ettim. Ama bugün gittim Hindistan'da ruhunu aldım. Meğer oraya gitmesi gerekiyormuş. Kader bu işte. Zamanı gelince kör olur insan. Baksa göremez, anlayamaz. Gözü kör eder ya kader diyor. Hüküm kesilince, kalem kırılınca yapacak bir şey yok. Kimsenin yapabileceği bir şey yok. Hazreti Süleyman diyordu ki ölüm meleğine beni haberdar eder misin ölüm geldiği zaman? Azrail diyordu ki bana her zaman bilgi verilmez ki önüme defter gelir. Ben deftere bakarım, 1 yıllık deftere, o zaman anlarım ölüm geldiğinde. Nihayet bir gün ölüm geldiğinde Azrail aleyhisselam geldi Süleyman peygambere ama her zamanki kıyafetiyle değil, başka bir görüntüsüyle geldi. Bir genç delikanlı gibi. Hazreti Süleyman sen kimsin dedi. Ben haberciyim dedi. Seni kim gönderdi? Beni Allah gönderdi. Baban Davut'a gelen haberciyim ben. Sen Azrail misin? Ölüm meleği misin? Ben oyum dedi. Hazreti Süleyman dedi ki müsaade var mı? Hayır dedi. Görüşebilir miyim dedi dostlarımla, arkadaşlarımla. Şöyle bir toplansalar. Süleyman, ekmeğin kesildi, suyun kesildi, kulaklarının duyacağı söz kesildi, ağzının söyleyeceği söz bitti Süleyman. Seni götürmem lazım diyordu. Hazreti Süleyman, Harnut diye isimlendirilen bir asası vardı. Ağacı aldı Hazreti Süleyman bu şekilde, başını şöyle ağacın üstüne koydu ve Hazreti Süleyman derin bir uykuya daldı. Süleyman peygamber uykudayken ruhunu Azrail aleyhisselam aldı. Süleyman peygamber vefat ettiğinde kaç yaşındaydı biliyor musunuz? Sadece 52 yaşındaydı. Yaşı bizden dahi küçüktü. 52 yaşında ama insanlık tarihinin en muhteşem ordusunu kurmuş. Şu bilim kurgu filmleri var ya, Yüzüklerin Efendisi falan, tümü Hazreti Süleyman'ın hayatından araklanmış hikayelerdir. Tümü onun hayatından alınmıştır. Onun hayatından dizayn edilmiştir. Süleyman Aleyhisselam'ın yüzüğü, yüzüğünü koyduğu zaman Allah bütün mucizeleri veriyordu, cinlere hükmediyordu. Cinlerden, canavarlardan ordu kuruyordu, hayvanlardan ordu kuruyordu. İstediklerini yapıyordu, istediği ülkeleri bir anda teslim alıyordu. Seba Melikesi Belkis'i bir anda mümin ediyordu. Yeryüzünün en muhteşem medeniyetlerden birini kurmuştur Süleyman Aleyhisselam. Bugün Amerika film endüstrisinin en çok üzerinde durduğu, bütün filmlerin kaynağı Hazreti Süleyman'ın o muhteşem hayatıdır. Onu değişik bir vizyon içinde takdim edecekler. Ama onlara ilham olacaktır Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın o büyük kudreti. Bir gün Hazreti Peygamber bir şeytanı hapseder. Şeytanı mescidin direğine bağlar. Sabahleyin bütün cemaate gösterecektir. Bütün müminler şeytanı gözleriyle görecekler. O anda şeytanı bir anda salıverir Peygamber. Salıverir ve git der buradan. Sebebini öğrendiğinde sahabi Hazreti Peygamber şöyle diyecektir. Benim aklıma birdenbire Süleyman kardeşimin, Hazreti Süleyman'ın ahdi gelmişti. Hani Hazreti Süleyman demişti ki ya Rabbi bana verdiğin iktidarı, hakimiyeti kimseye verme. Süleyman'ı üzmemek için ben o şeytanı bıraktım diyecekti. Hayat ne kadar uzatsa da günün birinde böyle bitecektir. Ben size kendi yaşadıklarımdan bir kısa örneği
Ama hiç unutmadım, bir örneği arz edeceğim. Ezan saatine gelinceye kadar bize elifba öğreten bir kadın vardı memleketimizde, köyümüzde. Elifba öğreten bir kadın. Bütün köyün öğretmeni oydu. Adı Nefise teyzeydi. Nefis bir kadındı. Muhteşem bir kadındı. Hiç çocuğu olmadı. Bir o vardı, bir beyi vardı. Hayatını Kur'an'a adamıştı. Kur'an öğretirdi sadece. Köyün çocukları, biz öbek öbek giderdik ona. Bir grubu okuturdu, yarım saat gönderirdi, diğer grup gelirdi. Günde 20-30 grup gelirdi. Köyün bütün çocuklarını Nefise teyze okuttu ve onlara öğretti. Nefise teyze hakikaten sadık, mümine bir kadındı. Baştan sonra serapa, dolu dolu mümineydi. Sadık bir kadındı. Nefise teyze büyük bir kadındı. Biz yanına gittiğimizde bize yemek verme, bizi okutmadan önce Nefise teyze bize pestili bilirsiniz değil mi? Üzüm pestili. Pestili kıyma gibi doğrardı. Tereyağını içinde kızartırdı böyle. Sonra ekmeğin içine koyardı. Lavaş ekmeğin içine koyardı, bize verirdi. Bizlere yedirirdi. Önce doyururdu, sonradan bize Kur'an okuturdu. En çok bize kızdığında elindeki süpürgeyle kafamıza vururdu. Nefise teyze muhteşem bir kadındı. Hiç unutmam. O zamanlar siyah beyaz televizyon vardı. Henüz daha renkli televizyonlar yok. Bir haber spikeri haberi sunuyor televizyonda. Haber spikeri Nefise teyze, haber spikeri orada böyle ekranda benim gibi konuşuyor. Nefise teyze de ekranın şöyle yan tarafına dönmüş, adama bakmıyor. Anadolu kadını böyle yan durmuş, adama hiç bakmıyor. Bizim dikkatimizi çekti. Biz dedik ki Nefise teyze, sen niye ekrana bakmıyorsun, televizyona niye bakmıyorsun? Nefise teyze durdu. Orada bir herif var, bana bakıyor dedi. Bir herif var, bana bakıyor dedi. Biz dedik ki oradaki herif seni görmüyor. O herif bana bakıyor dedi. Saftı, temizdi, nezihti, zarifti. Adı işte Nefise teyze, adı üzerinde. Ona hiç inandıramadık. O ekranın içinde bir adamın olmadığına. Hiç kimsenin aleyhinde konuşmazdı. Dedikodu yapmazdı. Kalp kırmazdı Nefise teyze. Yürek incitmezdi birinin aleyhinde konuşulduğunda. Nefise teyze derdi ki ya susun ya buradan çıkın derdi. Hiç kimsenin aleyhinde söz söyletmezdi. Katilin bile aleyhinde konuşturmazdı. Dinlemezdi, çekerdi giderdi. Hayatı namazdı, hayatı Kur'an'dı Nefise teyzenin. Bir gün bize dediler ki Nefise teyze ölüyor. Biz ilkokul sonda mıyız, neredeyiz? O tarihlerde, o yaşlardayız. Eline Kur'an kapan koştu. Eline mushaf kapan, eline Yasin alan koştu oradan. Hızlı bir şekilde Nefise teyzen yanına varmak için. Dedik ki son nefeste, son anda Nefise teyze, dedik ki son nefeste, son anda onun yanında Yasin okuyalım. Onu dinleyelim. Nefise teyzenin ruhuna Fatiha okuyalım diye. Toplandık, hepimiz oraya odaklandık. Onlarca, yirmilerce, 50 talebe vardı. Nefise teyze bir sedirin üzerinde bembeyaz örtüsüyle bir nur gibi, bir güneş gibi parlıyordu. Son nefesini veriyordu. Aklı başındaydı. Her şeyin farkındaydı. Yanında yeğeni Cemal Hoca vardı. Cemalettin Hoca. Bir ara Cemalettin Hoca'ya bir şey söyledi. Cemal Hoca dinledi Nefise teyzeyi, sonra durdu ama Nefise teyzenin gözü yeğeninde, Cemal Hoca'da, bizim gözümüz Nefise teyzede. Yaşlarımız 14-13 bilmiyorum, o yaşlardayız, belki 15 yaşlarımdayız. Nefise teyze dedi ki gideyim mi? Aynı sorusu bu, gideyim mi? Cemal Hoca dedi ki git teyze, git dedi, yolun açık olsun. Nefise teyze kelime-i şehadet getirdi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedi ve gitti Nefise teyze.
Onu götürdük ve gömdük. Döndük, dönüyoruz. Mezarlıkta Cemal Hoca'yı şöyle bir çembere aldık. Dedik Nefise teyze sana ne söyledi? Söylemek istemedi, zorladık. Sırdır, sır olmaz dedik. Aramızda sır olmaz. Biz de onun talebesiyiz. Duymak istiyoruz, bize anlat dedi. İkna ettik Cemal Hoca'yı, anlattı bize. Nefise teyze son nefeste ne demiş biliyor musun? Yeğeni ne demiş ki? Cemal demiş. Cemal, kapıya beyaz bir at getirmişler. 3 tane beyaz giysili adam gelmiş. Bana diyorlar ki Nefise Hanım gel, seni beyaz ata bindirip götüreceğiz. Geliyor musun, gelmiyor musun? Meğer Azrail Aleyhisselam son nefeste ona öyle görünmüş. Beyaz ata bindirip götürmüşler. Nefise teyze böyle bir kadındı. İşte Hazreti Süleyman gibi, Nefise teyze gibi, Hazreti Davud gibi, İmam-ı Azam gibi, İmam Şafii gibi. Uzanmışım ya Rabbi, İmam-ı Azam'ın son sözü öyleydi. Ya Rabbi şu garip adam insanların önünde uzanmış, imkansız ve güçsüz. Ey kudreti sonsuz Rabbim, şu garip adamı perişan ve zelil etme. Senin kudretine, affına sığınmış bu adamı zelil etme diyen büyük bir imam. Onlar kazandılar, onlar köprüyü geçebildiler, onlar sıratı geçebildiler, onlar mekanı aşabildiler. Bakalım biz, bizler aşabilecek miyiz acaba? Aşabilecek miyiz?